Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milleti ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet anıyor, ruhları şad olsun diyor. Üzerine tüm şehit ailelerimize ben şahsım ve size adına teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz büyük bir destan yaratarak büyük bir zafere imza attı. İnsanlığıyla, kahramanlığıyla, cömertliğiyle inanmış bir millet, dolayısıyla düşmanlar çok. Tarihte düşmanlarımız çoktu, şimdi de düşmanlarımız çok, gelecekte de düşmanlarımız çok olacak. Birlik ve beraberliğimizi her daim diri tutmamız, bizim huzurlu yaşamamız için hayatlarını seve seve feda eden çok değerli şehitlerimize karşı bir gönül borcumuzdur. Böyle Sarıkamış'ta, Kavar'da, Irak'ta şehit olan, Kıbrıs'ta, Kore'de şehit olan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun diyorum ve kahraman gazilerimize de ebediyete intikal edenlere, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Uzun ömürler diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Vehbi Güler hocamızın Çanakkale şiiri ile programımıza devam ediyoruz. Geçiyordum bir akşam kabristandan, kulak verdim, vatan, vatan diyordu. Eğildim, dedim ki kimsin sen? Sana vatan bırakan, atan, atan diyordu. Ecdadından aldığı bu cennet vatanı, aynı ruh, aynı aşk, aynı iman, aynı sevda ile taşıyan sevgili kaymakamım şahsınızda bu mümtaz misafirleri en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Dünyadaki bütün vilayetleri ayrı ayrı tetkik edin. Peygamber hadisi şerifine mazhar olmuş bir tane vilayet görürsünüz. Onun adına İstanbul derler. 81 vilayetin her birini ayrı ayrı tetkik edin. Çanakkale yalnızca bir vilayet değil ki. Çanakkale'yi yalnızca bir vilayet olarak görürseniz hata edersiniz. Çünkü Çanakkale bütün dünyada maddenin, mananın önünde diş çöküşünün adıdır. Saygı ve gururlu olmasının temeli.